Batı Karadeniz bölgesinin tek Türk Sat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteniyle karşınızdayız. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te düzenlenen basın buluşması programında 6 muhalefet partisinin görüşmesine ilişkin yaptığı konuşmada HDP'nin oylarını alamazlarsa Cumhurbaşkanlığı yarışının ortağı dahi olmaları mümkün değil dedi. Geçtiğimiz günlerde 6 muhalefet partisinin, 6 artı 1 demek lazım, birisi görünmeyen 6 muhalefet partisinin bir araya gelmiş olduğu toplantı Türkiye'nin gündeminde epey yer aldı. Ve 28 Şubat'ta da bir ortak açıklamanın yapılacağı gündeme geldi. Öncelikle şunu söylemek isterim. Biz partilerin bir araya gelip müzakere etmesinden, konuşmasından asla rahatsızlık duymayız. Ama ne konuşulacaksa bunların çok açık bir şekilde konuşulması lazım. Şimdiye kadar maalesef muhalefet cenahının en büyük eksikliği, bazı muhalefet partilerinin en büyük eksikliği, başta ana muhalefet partisi olmak üzere, sadece siyasetlerini Erdoğan karşıtlığı, AK Parti karşıtlığı üzerine bina etmiş olmalarıdır. Karşıtlık evet bir oluştur ama esas bir oluş değildir. İnsanların kime karşı olduğunu ifade etmesinden daha önemli olan ve milletin siyaseten bakıp takip ettiği şey neye taraftar olduğunu ve eğer iktidar olacaklarsa hangi programla milletin karşısına çıkarak neyi ne şekilde çözeceklerini ifade etmeleridir. Bu anlamda biz muhalefet partilerinin sürekli negatif bir gündem oluştu. Sürekli Türkiye'nin öldü bitti şeklindeki görüşlerini gündeme getirip sürekli Erdoğan ve AK Parti karşılıklı üzerinden bir zemin oluşturmaya çalışmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz. Seçime şurada 2023'e çok bir süre kalmadı. Vatandaş sadece Cumhurbaşkanı adayının kim olduğuna bakmayacak. O işin ikinci kısmıdır. Önce bu partiler nasıl, hangi temel konularda bir araya geliyorlar ve temel konularda nasıl işbirliği yapıyorlar? Bunu görmek ister. Biz bunları böyle ibretle izliyoruz. Burada tabii zor bir konunun da başından itibaren aslında işbirlikleri açık, ittifakları gizli olarak ilişkilerini sürdürdükleri HDP'nin bundan sonra bu sürece nasıl katkı vereceği meselesidir. Çünkü hepsi biliyorlar ki nasıl olursa olsun bir araya gelirlerse gelsin, HDP'nin oylarını alamazlarsa Cumhurbaşkanlığı yarışının ortağı dahi olmaları mümkün değildir. Bunu bildikleri için hem HDP'yi küstürmeyip darıltmayıp bir şekilde işin içerisinde tutacaklar, hem de HDP'nin orada varlığını gören kendi seçmenlerinin küsüp darılmasını önlemeye çalışacaklar. Zor iştir mesela. Dolayısıyla bu altılı, 6+1, görünen altılı görünmeyen de biri sayarsak, bu yedili masanın Türkiye tarafından ibretle izleneceği ve bundan sonraki süreçte Türkiye'nin geleceğine ilişkin söyleyecekleri pozitif mesajları ve gündemleri takip edeceğini ifade etmek isterim. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürk, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında saray ülkeyi de ekonomiyi de yangın yerine çevirdi, milletin cebini de cüzdanını da boşalttı dedi. Bir ülkede insanlar ne kadar mutluysa, ülkeyi yöneten siyasetçi sanatını o kadar bilgiyle, bilgelikle ve beceriyle icra ediyor demektir. Çünkü siyaset insanları mutlu etme sanatıdır. Bugün güzelim ülkemizde insanlar mutsuz. Memleketin her yerinden yandım Allah feryatları yükseliyor. Ağustos ile birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok dedi. Tüketici enflasyonu %19'du, %50'ye çıktı. Üretici enflasyonu %45'ti, %100'e dayandı. Saray milletin cebini de cüzdanını da boşalttı. Mutfaktaki tenceresini boşalttı. Milletin tostunu, baklavasını, içli köftesini boşalttı. Milleti sofrasında bir kuru ekmeğe muhtaç etti. Millet arabasına binemez oldu. Çiftçi traktörüyle tarlasına gidemez oldu. Enflasyon rekorlar kırıyor. Ama sarayın kibirlisi nedense son iki aydır faizi unuttu. Neden? Hani enflasyon sebep
Ya hani faiz sebep, enflasyon sonuçtu? E ne duruyorsunuz? Şu faizi bir sıfırlayın. Milleti hayat pahalılığı altında ezilmekten kurtarın. Neyi bekliyorsunuz? 20 yıldır yediniz, içtiniz. Millet kuru yiyecek, kuru ekmek bulamazken dana rozbifleri, pataşurları, ejder meyveli smoothie'ler eşliğinde mideye indirdiniz. Saraylarınızda gününüzü gün ettiniz. Yandaşlarınıza dolarla, avroyla bol bol ihale dağıttınız. Beslemelerinize üçer beşer maaşlar bağladınız. Daha yeni İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin garibanlara yardım için topladığı 6 milyon 200 bin liraya el koydunuz. Siz bu gidişle fakirin, fukaranın bu parasını da zengin mevduat sahiplerine yedirirsiniz. Şimdi soruyoruz, bu nasıl külfeti beraberce sırtlamak? Gençler eve kapatılacak. Hiç kusura bakmayın. Şimdi hesap ödeme sırası sizde. Tüm bunların hesabını sandıkta milletimize çatır çatır vereceksiniz. Turkovak'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları başladı. Yerli aşı Turkovak'ın 16-18 yaş grubundaki ergenlerce etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirileceği çalışma Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde başladı. Turkovak aşısının her alandaki başlayan çalışmaları devam ediyor. Şöyle bir değerlendirmemiz vardı. Öncelikle yetişkinlerde olan çalışmanın verileri ortaya çıkmıştı ve yetişkinlerdeki çalışma verileriyle aşının etkinliği gösterildi ve buna istinaden de şartlı veya koşullu ruhsat dediğimiz ruhsat süreciyle acil kullanım onayı alarak kullanıma da girmişti. Bundan bir sonraki basamakta artık 18 yaş ve altındaki çocuklara yönelik olarak bu çalışmanın planlanmasında da o bakımdan biz çocuk yaş grubumuzda aşımızın etkinliğini, güvenliğini gösterelim istiyoruz. Ona yönelik bir çalışma. Genel olarak değerlendirdiğimizde bu yaşta aslında çok daha iyi cevap verildiği biliniyor ama bunun gösterilmesi lazım. Bir ön çalışma şeklinde 16-18 yaş aralığıyla başlayacak ve bundan sonrasında da diğer yaş gruplarını kapsayacak şekilde de ilerleyecek. Çalışmamızı bugün pilot olarak 16-18 yaş grubunda başlatıyoruz. İlerleyen dönemlerde güvenlik değerlendirmesiyle bu kapsamın genişletilmesi planlanabilir. Türkiye genelinde 14 merkezde, bütün büyük şehirlerde, Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve pek çok şehirde her isteyen gönüllümüzün katılabileceği merkezlerimiz olacak. İsteyen detaylı bilgilere rahatlıkla ulaşabilecek. Çocuklarımızın, hocalarımızın da belirttiği gibi iyi yanıt vereceğini ve güzel bir şekilde bu aşımızda, Turkovak aşımızda korunacağını ümit ediyoruz. 28. gün, Rapel dozdan 28. gün yapılan değerlendirme ile kıyasladığımız aşıya kıyasla Turkovak aşısı 5-8 kat daha iyi bir immünojenik yanıt oluşturmuş. Bu da tabii bize hem immün yanıtta hem de Ateş Hocam'ın bahsettiği gibi hastalığa yakalanma oranı açısından değerlendirildiği zaman aşının kıyaslandığı diğer CoronaVac inaktif aşıya kıyasla daha iyi bir etkinliğin olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik verileri açısından da her iki kol arasında belirli bir fark yok. Ciddi bir adverse olay şu ana kadar karşılaşmadık. Özellikle sosyal medya üzerinden aşı konusundaki yaşanan kafa karışıklığının hastanelerimizde yansıması var. Çocuklarda bunun daha hafif geçtiğine dair veriler doğru olmakla beraber aşı olmayan çocuklarda COVID geçirdikten sonra yoğun bakımlarımıza yatan ciddi sayıda hasta var. Dolayısıyla bu algıyı kırmamız lazım. Yani çocuklar da riski altında. Bunu herkesin anlaması lazım. İkincisi, burada konuştuğumuz aşı kafa karışıklığına yol açan mRNA aşısı değil. Bildiğimiz klasik yolla üretilen bir aşı, onlarca yıldır üretilen bir aşı yöntemiyle gelen üretilen bir aşı ve yerli bir aşımız. Dolayısıyla kendimiz de kendi çocuklarımıza, kendi ailemize yaptırdığımız bir aşıyı söylüyoruz. Üçüncüsü, Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Avrupa'nın en büyük çocuk hastanesi şu anda. Hem aşı öncesi kontrolleriyle, hem aşı için oluşturulan merkeziyle, hem de daha sonraki takipleriyle, donanımıyla ve kadrosuyla bu iş için mükemmel sayılabilecek dünyadaki merkezlerden bir tanesi. Dolayısıyla bütün halkımızı, çocuklarını, özellikle Ankara'dakileri ve diğer şehirlerdekileri de
Türk Ovak'la ilgili hastanemize bekliyoruz. Ankara Şehir Hastanesi'nin aşı merkezleri bu hastalarımız için hazırdır. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tır taşımacılığı yapan Roro gemilerinin gelecek aydan itibaren Ünye Konteyner Limanı'nda yükleme yapabileceğini bildirdi. Güler, yapımı devam eden Ünye Konteyner Limanı'nda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere 150 metrelik rıhtıma 130 metre uzunluğunda ek yapıldığını ve limanın derinliğinin artırıldığını söyledi. Daha evvelden 33 yıl önce yapılan 150 metrelik rıhtıma şimdi bir 130 metre ekledik. Dolayısıyla burada önemli bir avantaj sağladık. Gemilerin biliyorsunuz derinliği yük açısından çok önemli. Daha evvelden 6 metre 80 santim olan draftı şimdi 7.50'ye çıkarttık. Dolayısıyla buraya şimdi daha büyük gemiler gelebilecek. Daha fazla yük taşıyacağız. Bu aynı zamanda buranın gelirinin artması demek. Aynı zamanda da daha evvelden bir gemi burada rıhtıma geldiğinde ikinci bir geminin beklemesi gerekiyordu. O da 48 ile 60 saat arasında değişen bir süreydi. Boşaltılmasını falan bekliyordu ve buranın yükünü boşaltıp gitmesi bu kadar süre alıyordu. Şimdi ikinci rıhtımla beklemeye gerek kalmayacak. Kapasiteyi artırmış oluyoruz. En azından artık bundan sonra 10 bin tonluk gemiler de buraya gelmiş olacak. Bu çok önemli bir avantaj. Dolayısıyla 33 sene önce yapılan rıhtıma şimdi gelir gelmez biz bir 150 metre eklemiş olduk. Böylece büyük bir avantaj kazanmış olduk. Bu da bölgemizin, ilimizin, limanımızın gelirinin artması demek. İstihdamının ve ekonomisinin zenginleşmesi demek. İstihdamının artması demek. Bundan dolayı da arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Güler, limanın Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacağının altını çizdi. Önümüzdeki ayda Ro-Ro faaliyetlerine başlayacak. İlk defa Ünye Limanı. Bu tarihinde ilk defa oluyor ve her bir gelişinde 60 ile 80 araç gelecek, boşaltacak ve tekrar 60 ve 80 civarındaki aracı da olduğu gibi yükleyeceğiz. Bu da tam kapasite olduğu zaman haftada 3 kere devam edebilecek. Bu da bir ilk, bunu da kamuoyuyla paylaşmış olalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 85 yaşında vefat eden dayısı Ali İhsan Reis'in cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Reis'in cenazesi Darboğaz Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Bakan Soylu evin önünde başsağlığı dileklerini kabul etti. Helallik alınmasının ardından Darboğaz Mahallesi camiine getirilen Reis'in cenazesi cuma namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi. Bakan Soylu dayısının tabutunu bir süre taşıdı. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Töreni İçişleri Bakan Yardımcıları Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Kara Ömeroğlu, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Aydın, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve kaymakamlar, ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşlar katıldı. Zonguldak merkezli 4 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 15 Şubat'ta 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bir zanlının ise Tekirdağ'da COVID-19'a yakalanması sebebiyle ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi. Daha önce adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Öte yandan zanlılardan birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken ikisinin de yurt dışında olduğu değerlendiriliyor. Örgütün İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki kadın polislerle erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıklarına ilişkin haklarında delil bulunan örgüt mensuplarıyla şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandıkları tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Tekirdağ ile Zonguldak'ın Alaplı, Ereğli ve Devrek ilçelerinde 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalanmıştı. Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında çalıştığı sırada elini makineye kaptıran işçi hastaneye kaldırıldı. Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir hattıhanede çalışan Serkan Güner'i henüz bilinmeyen nedenle elini demir kesen makineye kaptırdı. Diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan işçi sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Güner'i burada yapılan müdahalenin ardından Kocaeli'deki bir hastaneye sevk edildi. Eflali Şanyurt köyünden İstanbul Güngören eski fırıncılarından Güngören Güneştepe eski muhtarı Eflali'nin sevilen isimlerinden Halil Nuhoğlu vefat etti. Halil Nuhoğlu bugün Eflali'de toprağa verildi. Halil Nuhoğlu için bugün Eflani Merkez Camii'nde öğlen namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya, fırıncı esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halil Nuhoğlu cenaze namazının ardından Şenyurt Köyü'nde toprağa verildi. Halil Nuhoğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Aile hayatında, dünya hayatında bir komşu olarak, bir mümin olarak nasıl bilirdiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirdiniz? İyi biliriz. Merhuma, dünyaya ve ahirete müteallik olan haklarınızı, hukuklarınızı Helal olsun. Cenab-ı Hak helalliğinizi ve şahitliğinizi hüsnü kabul diye kabul eylesin. Amin. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Münker ve Nekir'in suallerine kolaylıkla cevap verebilmeyi kendisine nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kabrini kendisi hakkında cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Amin. Kabrini kendisi hakkında cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan hıfz-ı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yapmış olduğumuz bu duayı fetekabbelha Rabbullah'ın kabrini haseni. Ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyleyin. Dergahında kabul eyle ya Rabbi. Merhum ruh için, Allah rızası için. El-Fatiha. Kastamonu'nun merkeze bağlı Başören köyünde 15 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Dün çıkan yangında evsiz kalan 8 aile köydeki boş evlerle köy odasına yerleştirildi. Ailelerden 4'ü AFAD tarafından köye yerleştirilecek konteynerlere geçecek. Türk Kızılay ile Kastamonu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailelere gıda ve ani yardımlarda bulunurken AFAD tarafından hasar tespit çalışması tamamlandı. Köy muhtarı İsmail Muzur gazetecilere tüm kurumların yardım için seferber olduğunu söyledi. Dünkü orman köy yangınında 15 hanemiz yanmıştı. Bu 15 hane içinde bütün Kastamonu kurumları geldi ve etvailerine beraber hapsi saat 12'ye kadar falan buralarda kaldılar. Buradan
bugün yine bütün kurumlar geldi buraya. Bütün kurumlar geldi buraya. Burada bütün ihtiyaçlarımızı karşılamak için hepsini söylediler. 4 tanesini de boş evlere yerleştirdik hayvanlarıyla beraber. Şu an açıkta kimsemiz olmadığını herkese söyledik. Ondan sonra da yakın zamanda yerlerini tespit ettiler. Yakın zamanda evlerin kardeşler arasında anlaşırsanız yakın zamanda evlerinizi yapacağız diye söylediler. Bunlar için de çok teşekkür ederiz. Kastamonu'nun merkeze bağlı Başören köyünde 15 evin zarar gördüğü yangında evi kullanılamaz hale gelen 90 yaşındaki Satın Muzır hem evini hem de anılarını kaybetti. Yaklaşık 70 yıl önce gelin geldiği köyde 27 yıl önce eşi Kamil Muzır'ı kaybettikten sonra yalnız yaşayan Satın Muzır, yangının çıktığı sırada 6 çocuğundan biri olan ve aynı köyde yaşayan kızının evinde bulunuyordu. Yangından sonra kızında kalmaya başlayan Muzır zaman zaman yangın bölgesine giderek dumanların çıkmaya devam ettiği evinin enkazına bakıp gözyaşı döküyor. Yalnız yattım, yalnız kaldım. Kimsem yok ki ne? Oğlanlarım kimisi İstanbul'a gitti, kimisi Kastamonu'ya gitti. Ben kaldım burada. Üzülmen oğlum ya. Dünden beri kâğıt olsun. Ekmek mi yedim, sopa mı yedim bilmiyorum. Evimi istemem miydin? En önemli ev. Şimdi ben buraya böyle olduğumca, mecbur oldum yatıda kalmayın diye kızımın yanına gittim. Ya 27 senede ben burada ömrümü tükettim. Omuzlarım kürüz oldum, çeke çeke dağlardı. Ne, bütün aralarım, buralarım yandı, hep gitti. Ya, ne yapayım ne yavrum, böyle işte böyle. Gücüm yetmiyor, elim tutmuyor, bacak tutmuyor diyenler. Ne yapayım ben bir battaniye götüremedim, dele götürttüm. Yangına çıktığı sırada hayvanlarını kurtarabilmek için ahıra koşan ve 4 büyükbaş hayvanını büyük mücadele sonucunda yanmaktan kurtaran Fikriye Muzır da evden başına tülbent bile alamadığını ve yangında her şeyini kaybettiğini söyledi. Ateşi görür görmez yangını. Ahıra uçtuk, oradan güç bir hal işte kendi gücümden çıkardım mallarımı, hayvanlarımı. O şekil işte bir mücadele ettik yani. Kurtardık, mahvolduk. Sadece 4 hayvanımızı kurtardık, bir de canımızı kurtardık. Başka bir şey kurtaramadık. Başımıza bir dülbat bile alamadık. Geçim kaynağımız hayvancılığıydı işte onları kurtardık. 4 şeyimiz var. Evimiz yok. Evimiz yok. Yandım. Yazudayız, yandık. Ağladık, bağırdık. Hiç kurtaramadık bir şey. Yalan içine geç. Eflani'ye bağlı Abakolu köyünün sakinleri telefonlarının çekmemesinden şikayetçi. Tepeye kurdukları çadırla iletişim sağlayan köy sakinleri yetkililerden yardım bekliyor. Köyümüzdeki iletişim sıkıntısından dolayı internete bağlanamıyoruz. Ve bu benim derslerime çok etki yapıyor. Özellikle abimin. Abim şimdiye kadar üniversitesinin bitmesi gerekiyordu. Fakat geçen senelerde pandemi döneminde özellikle online eğitimde derslerine girdi ama tam giremedi. Çünkü bazen internet kesiliyor. Hani çok zor zahmet giriyoruz. Tepelere çıkmamız gerekiyor. Hatta tepenin birisine çadır kuruldu şu tarafta. Çünkü telefon o tarafta çıkıyor genelde. Yani oraya çıkmak da kışın zor oluyor. Özellikle kış dönemindeki derslerde bizi bayağı bir zorladı. Mesela köylerde tanıdıklarımıza bir şey oluyor, bize bir şey olsa yani başkasına haber veremeyeceğiz. Sürekli internet kesiliyor. İnternetten ziyade hatlarımız da kesiliyor. Hani arıyorum, adamlara söylüyorum böyle böyle yani operatör desteklerini arıyorum. Onlar telefonunuzda sıkıntı var diyor ama hani bütün hatlarda sıkıntı var, bütün köyümüzde sıkıntı var diyorum. Bana bir sürü boş beleş laf ediyorlar. Hani benim öyle laflara değil, icraata ihtiyacım var. Ben burada okumaya çalıştım, okuyamadım.
Online'dan deneyelim dedik. Online'dan imkanlar el vermedi. O yüzden mağduruz şu anda. Burada ev telefonu bağlattım, cep telefonundan hariç. Dışarıdan geliyor, içeriden atyan açamıyoruz yani. Bozuluyor tez tez. İsteğim şeyim bu. Mesut bizim dördümüz telefon çekmiyor. Telefon çekmiyor. Bir o var yani. İlk önce özellikle telefonlarımız ulaşım olarak. Hani bu bir evvel olursa köylülerimiz, köye gelenler de gençler de gelmiyorlar. Telefonu yok, şeyi yok. İlk başta mazeretimiz cep telefonunun çekmemesi. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz. Birçok kapıyı çaldık. Gerek dilekçelerimizi verdik, müracaatlarda bulunduk. Lakin şu ana kadar bir sonuç alamadık. Gerekli yardımları yetkililerden talep ediyoruz. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde organize sanayi bölgesinde yeni fabrika yapılması planlanan alan ve çevresinde yoğun kar yağışı sonrası toprak kayması yaşandı. Mahallede bulunan evlerin bahçelerinde ve duvarlarında çatlaklar oluşurken ana yolda çatlayarak bozulma meydana geldi. Perşembe beldesi Keçecioğlu mahallesinde bulunan 5 evin bahçesinde ana yolda ve OSB içinde yapılan istinat duvarında çatlaklar oluşarak ikiye ayrıldı. Mahalleli toprağın her gün kaydığını, oluşan çatlaklardan korktuklarını dile getirdi. Burası daha önce dökme topraktı. Böyle sulak bir yerdi. Sonradan bu çukurlar dolduruldu, şey yapıldı, düzlendi. Ondan sonra birkaç tane firma geldi buraya. Talip oldu. Tabii buranın toprak analizi falan yapıldıktan sonra bazıları bıraktı gitti. İşte son şeylerde yer kalmadı bahanesiyle. İşte geldiler buraya. Açtılar. Hatta dedim yani burası dedim kayan yer. Evlerimize, yolumuza, herhangi bir şeyimize zarar verir. Ama geldiler, kökenlediler. Ölçtüler, biçtiler. Ve bu duvarı çektiler. Fazlasıyla çektiler. Çünkü yukarı gelmeselerdi bu kayma olmazdı. Dipten yapılsaydı belki hiç kayma olmayacaktı. Ama oldu. Bu sene kar da fazla yağdı. Havalar da yağmurlu gitti. O nedenle yukarıdan göreceksiniz ileri gittiğiniz zaman. Yukarıdan toprak kayması kendini gösteriyor. Bu mahallede yerleşik olan 5 eviz. 5 ev şu an tehlike altında, tehdit altında. Sadece evler noktasında değil, Çaycuma Perşembe yolumuz var. Bu yol bayağı işlek bir yol. Yol güzergahı üzerinde de ortalama 500 metrelik bir alanda asfaltın üzerinde kopmalar var, çökmeler var. Bunun yanında bazı noktalarda şişmeler oluştu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde markete giren tilki güvenlik kamerasınca kaydedildi. İlçeye inen tilki Barış Mahallesi'nde bir süre dolaştıktan sonra markete girdi. Markette yiyecek arayan tilki görevlileri fark edince gözlerden kayboldu. Tilkiyi gören market görevlileri ve müşteriler şaşkınlık yaşadı. Öte yandan tilkinin markete girmesi ve içeride dolaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Samsun'un İlk Adım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi. Sait Bey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan İK, kız kardeşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ve polis ekipleri İK'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk Adım Emniyet Müdürlüğü ekipleri İK'nin odasında içki şişeleri ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede İK'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. İK'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaklaşık 600 yıllık gelenek olan kızak yarışları 5 yıl aranın ardından yapılacak.
İlçeye bağlı Sinan Mahallesi'nde 300 metre uzunluğundaki pistte Şubat aylarında düzenlenen kızak yarışları yeterli kar yağışı olmadı. Son 2 yıldır da salgın nedeniyle 2017'den bu yana yapılamıyordu. Bu yıl yeterli karın yağmasının ardından festival havasında geçen ve yarın yapılacak yarışlar için hazırlıklar tamamlandı. Sıralama yarışlarının ardından müsabakalara katılması beklenen 30 yarışçı hafta sonu yapılacak yarışları heyecanla beklemeye başladı. Yarışlar Kastamonu Valiliği, Ağlı Belediyesi, Ağlı Kaymakamlığı, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak bölgede kışların oldukça sert geçtiğini söyledi. Atalarımız, dedelerimiz uzun süren kış şartlarında ve meşakkatli devam eden kış şartlarında bu atasporumuzla kış aylarında yarışmışlardır. Bu kayık yarışlarımızı gelecek nesillere aktarmak, gençliğimize ve çevremize duyurmanın kıvancını ve mutluluğunu yaşıyoruz. En son 2017 yılında yapmıştık bu yarışlarımızı. Ondan sonra kar yağışlarının az olması ve pandemi nedeniyle 5 yıldır yapamıyorduk. Atalarımızdan gelen geleneği bozmayarak birinciye boğa, ikinciye koç, üçüncüye hindi verilmektedir. Bu sene de aynı şekilde devam edecektir. Yıllardan beri bu kızak yarışı bizim buralarda meşhur. Dedelerimizden kalan. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Şu tarihi kızaklarımız var. Dedeme sorardım ben, ne zaman yapıldığını bilmiyorum derdi. Ben de 2006'dan beri buralarda yarışıp derece yapıyorum. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun kadını olan Rümeysa Gelge, kendisine Türkiye'yi birlikte tanıtalım çağrısı yapan yine dünyanın en uzun boylu erkeği Sultan Kösen'e olumlu cevap verdi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Weaver sendromu nedeniyle boyu hızla uzayan ve 2014'te 2 metre 13.5 santimetre boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı ünvanıyla Guinness Rekorlar kitabına giren Rümeysa Gelge ikinci kez rekor kırdı. Gelge 2021'de yaş limitini artırarak 2 metre 15 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını ünvanına sahip oldu. Guinness Rekorlar kitabında iki farklı rekorla yer alan Rümeysa Gelge, geçen hafta kendisine Türkiye'yi birlikte tanıtalım çağrısı yapan, yine Guinness Rekorlar kitabına göre 2 metre 51 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu erkeği olan Sultan Kösen'e olumlu cevap verdi. Mardin'de yaşamını sürdüren Sultan Köse ile çalışmak istediğini belirten Gelge, kendisine dünyanın en uzun boylu erkeği ünvanına sahip dünya rekortmeni olarak çok büyük bir saygı duyuyorum dedi. Sultan Bey'e öncelikle teşekkür etmek isterim. Kendisine dünyanın en uzun boylu insanı ünvanına sahip dünya rekortmeni olarak çok büyük bir saygı duyuyorum. Ben elbette Guinness World Records kapsamında kendisiyle çalışmayı çok isterim. Elbette bunun için uygun fırsatlar olursa, davetler olursa neden olmasın? Ben maalesef şu ana dek yurt dışına hiç çıkmadım. Kısaca sebebini açıklamamı isterseniz. Öncelikle benim hem fiziki durumum hem de uyum gereği hem de geçmişte skoliyoz ameliyatı olmam ve bunun sebebiyle omurgamda çok uzun bir platin bulunması sebebiyle hem oturma sürem oldukça kısıtlı hem de yani normal koltuklara oturma gibi bir şansım da olmuyor. Yine boyum ve diğer diz ekran problemlerim sebebiyle. Bu nedenle benim bir uçakla yurt dışına çıkabilmemin tek seçeneği bir sedye üzerinde seyahat etmek. Fakat maalesef bu da biraz değil oldukça küfetli bir opsiyon. Bu sebeple yani bu şartlar yerine getirildiğinde elbette ben zaten en büyük hayallerimden birisi. Yurt dışına çıkmak, hem görmek, gezmek hem de kendi ünvanımla, ünvanımı temsil etmek amacıyla yurt dışına çıkmak en büyük hayallerimden birisi. Dediğim gibi bu özel şartların, benim özel durumuma yönelik özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Çünkü bunun bağımsız olarak benim tek başına halletmem çok çok güç. Ben çok mutlu oldum açıkçası Sultan Bey'in güzel sözleri için. Hem de benimle birlikte çalışmak istediği için.
Elbette dediğim gibi bir davet olursa, uygun bir ortam olursa ben de kendisiyle yüz yüze tanışmayı çok isterim. Evinde sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada çıkan yangında evi yanan ve alevlerden kedisiyle kurtulan Ali Meşe, oğlunun yanında yaşamını sürdürüyor. Gidelim mi? Kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan Ali Dede, Bolu Kent merkezinde ikamet eden oğlu Ahmet Meşe ile birlikte yaşıyor. Kedileri köyünde kalan Ali Dede, kendisini ziyarete gelen komşularının kedilerini ve sokaktaki kedileri severek özlem gideriyor. Niye ağladın? Tam 90 yaşını üstündeydi davana. 90 yaşındasın ya. Tam 90 yaşındasın. Tam 90 yaşındasın. Evet. Dedim tamam. Bilekler benim olacaklar gayet dediler. Babam yanımda duruyor benim. İşte yine dışarıya falan çıkabiliyor. Şu an kış sezonunda çıkamıyor da. Yazın işte park var evin önünde. İşte parka gidiyor. Markete gidiyor. Marketten işte hani şeker alıyor kendine. Ondan sonra. Öyle yani işte ben işe gidip geliyorum. Öyle işte işten sonra da babamla vakit geçiriyoruz. Köye yeni evi gördü mü? Yeni evi gördü. Yeni evimizi beğendi. Ondan sonra işte köye her zaman gidemiyoruz. İşte ben burada çalıştığım için gidemiyoruz. Öyle. Yoğun kar yağışı nedeniyle evden dışarıya çıkamayan, çocukları ve torunlarıyla zaman geçiren Meşe'yi oğlu Ahmet Meşe zaman zaman köyüne götürmeyi ihmal etmiyor. Çok akıllıydı. Düzce'de öğretmenler tarafından okul bahçesinde oluşturulan serada sebze ve meyve yetiştirmeyi öğrenen otizmli öğrenciler hem doğa sevgisi kazanıyor hem de farklı alanlarda becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Kente hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan ve otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli 54'ü kadın, 18 erkek, 72 öğretmen COVID-19 sürecini değerlendirmek için yaklaşık 2 yıl önce sera kurdu. Yetiştirdikleri ürünleri öğretmenleriyle toplayan öğrenciler uygulama evinde bunlardan turşu, reçel, salata ve sos yapıyor. Bastır. Tamam, kenarında. Biz çocuklarımız için hedeflemiş olduğumuz kazanımlarımızın okul kitaplarında ya da çalışma yapraklarında kalmasını istemiyoruz. O açıdan okuldaki öğretmen arkadaşlarımızla beraber seramızı oluşturduk. Seramızda çocuklarımıza yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyoruz. Burada çocuklar bir tohumun ekilmesinden, çimlenmesinden, büyümesine kadar bütün her şeye şahit oluyorlar ve daha sonra bunları beraber topluyoruz, hasat ediyoruz. Bunların çocuklarımızın tüm gelişim alanlarına katkı sağlıyor. Yazın yetiştirmiş olduğumuz domateslerden, biberlerden kışlık soslarımızı yapıyoruz. Hatta turşularımızı kurduk. Marullarımızdan salata yapıyoruz. Çocuklarımız bunları ilk elden gözlemleyerek ve yaparak, yaşayarak öğrenmiş oluyorlar. Burada yapmış olduğumuz faaliyetler onları çok mutlu ediyor. Biz burada hem öğreniyoruz, hem eğleniyoruz, hem de çok güzel şeyler meydana çıkartıyoruz. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yamaç paraşütüyle elektrik tellerinde asılı kalan genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçeye bağlı Akyazı mahallesindeki paraşüt atlama alanından tekli atlayış yapan Ali Atıcı, Şenol Güneş Kompleksi Medikal Park Stadyumu'nun olduğu bölgeye ineceği sırada alçalırken dengesini kaybetti. Atıcı iniş alanı yakınlarında paraşütünün elektrik tellerine takılması sonucu havada asılı kaldı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa süreli çalışmasının ardından Atıcı bulunduğu yerden kurtarıldı. Bu tür olan durumlar olabiliyor. Şöyle olan, acemi arkadaşımız o ara rötarlı bir hava geldi ona. Tam iniş alanda teli de görmedi, fark etmedi. Geldi tele kondu, geldi sağ olsun arkadaşlar itfaiye geldi, indirdik. Bunlar olağan yani, kendisine bir şey olmadı, malzememizde bir şey olmadı. Normal yani, biz alıştık bunlara. Bu tür şeyler olabiliyor. Bu sporda var bunlar yani.
Çocukluğundan bu yana doğayla iç içe olmaktan keyif alan 43 yaşındaki esnaf Mehmet Albayrak, salgın sürecinde yerleştiği yaylada 2 yıldır izole hayat sürüyor. Salgın sürecine fırsat bilen Albayrak, yaşamını çok sevdiği doğada sürdürmek için işini ve ailesini Bursa'da bırakarak Beyköy beldesine bağlı 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'ndaki evine yerleşti. Albayrak, şehir merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada 2 yıldır sakin bir hayat yaşıyor. Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı da olan Albayrak, arazi araçlarıyla bölgeye gelen misafirlerini yayla evinde ağırlayarak doğada vakit geçirmelerine imkan sağlıyor. İki yıldır iki amaçlı artık burası oldu. %90 burada yaşıyorum. Genelde yalnızım, ailem Bursa'da yaşıyor. Bir gün canımı sıkıldığını hissetmedim yani. Yani burada bir gün canım sıkılmadı benim hiç. Tek başıma da olsam. Yani en önemlisi şöyle, burada 5 saat uyuduğunuz zaman dinç ayaklısınız. Tekman ayaklısınız. Merkezde 9-10 saat uyursak siz de bilirsiniz ki sersem tavuk gibi kalkıyorsunuz. Bazen 15-20 gün yollar kapalı kalıyor yani. Yüksek kar yağıyor, görmüşsünüzdür. 2,5-3 metre kar yağıyor. Evden çıkamıyorsun yani. Kapını zor açıyorsun hatta yani. Kapıda alt tarafa basak oluşuyor. Hani inmek için aşağıya, kapıya inmek için. Ama ne kadar zorlukta da olsa keyifli, güzel, huzur verici. Kastamonu'da dolmak üzereyken bulunan ve biberonla beslenen iki ayı yavrusunun tedavisi sürüyor. Pınarbaşı ilçesi Karafasıl köyünde hayvancılıkla uğraşan Veysel Çiftçi tarafından bulunup İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan boz ayı yavrularının tedavisi sürdürülüyor. 2 gündür düzenli beslenme yapılıyor. Veteriner tarafından hazırlanan mama ısıtılarak belirli bir sıcaklığa getirildikten sonra biberonla yavrulara veriliyor. Küçük olmaları nedeniyle vücut ısılarının düşmemesi için yavrular yoğun bakımda tutuluyor. Her seferinde 200-250 cc'ye yakın mama içiyorlar. Ayılar bize geleli yaklaşık 48 saat oldu. İlk geldiklerinde vücut ısıları çok düşüktü ama şu an için gayet iyiler yani, topladılar. Günlük yaklaşık 4 kere ya da 5 kere besleme yapılıyor durumlarına göre. Her seferinde de 50 cc'ye yakın sıvı vermeye çalışıyoruz. Dışkılamalarında da bir problem yok, idrarlarında problem yok. Gıdalar gayet iyi. Geldiklerinden beri 150 gramdan fazla kilo aldılar. Bu da iyi işaret bizim için. Birkaç gün daha muhtemelen bakımlarını biz gerçekleştireceğiz. Annesiyle ilgili herhangi bir haber gelene kadar, eğer gelmezse de dediğimiz gibi rehabilitasyon merkezine sevki yapılacak. Onun biri biraz daha büyük. Muhtemelen ilk yavru. Düzce'de Millet Bahçesi içerisinde haftanın her günü 24 saat boyunca açık olan umumi tuvaletin kapıları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların hizmetine açılan Millet Bahçesi içerisindeki umumi tuvaletin kapıları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. 24 saat boyunca açık tutulan tuvaletlerin erkekler bölümündeki kapıların tekmelenerek kırıldığı tespit edildi. Tuvaletteki klozet takımlarında kıran kişiler halka açık tuvaletleri kullanılamaz hale getirdi. Düzce Belediyesi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için tadilata başladı. Park içerisinde ise güvenlik kameralarının sayısının artırılacağı açıklandı. Düzce Belediyesi sosyal tesislerinde çalışan Hasan Duman, kapılara sürekli zarar verdiklerini belirtti. Kapılara sürekli olarak böyle zarar veriyorlar. Bu da gece oluyor. Biz de Beltur şirket olarak kırıldıkça yaptırıyoruz elimizden geldikçe, ama bu kapı kırımı bitmiyor. Bu değer olarak bize düşer, vatandaş olarak hep beraber sahip çıkmamız gerekir. Karabük'te bir genç otomobillerle ay yıldız şekli oluşturarak ve motor kaputuna yazdırdığı yazıyla kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. İnsanın
Kentteki bir hattıhanede işçi olarak çalışan Serkan Müftüoğlu, kız arkadaşına evlenme teklif etmek için yaklaşık 30 arkadaşının katılımı ve 27 otomobille sürpriz bir organizasyon düzenledi. Sürprizden habersiz şekilde Müftüoğlu ile birlikte Aydınlık Evler Mahallesi'ne gelen Özge Yüce, bir anda yan yana ay şeklinde dizilmiş otomobillerin motor kaputlarında "Benimle evlenir misin?" yazısını gördü. Aracına Türk bayrağındaki yıldızın yerine koyan ve ay yıldız oluşturan Müftüoğlu evlenme teklifi etti. Şaşıran genç kız, korna, meşale ve motor sesleri arasında teklifi kabul etti. Müftüoğlu önünde diz çöktü Özge Yüce'ye çiçek verdi. Ardından yüzük taktı. Arkadaşları da çiftin mutluluğuna eşlik etti. Çok uğraştırdım. Yani arkadaşlarım olsun. Kaç tane araç vardı? 26. Zaten 26 tane araç. Gittim hani sevgilimi almaya gittim. Geldiğim zaman gelen oldum bilmiyorum. 26-27 tane rahat vardı yani. Ben açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Yani hiçbir şeyin farkında varmadım. İşten çıktım geldim. Biz zaten hep genel olarak burada buluşuyoruz. Hep burada vakit geçiriyoruz. Görünce şaşırdım, mutlu oldum. Hani ne tepki vereceğimi açıkçası bilemedim. Ana haber bültenini noktalıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV üniteleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteni ile karşınızdayız. Okul sporları genç erkekler Türkiye boks şampiyonası soğuk su kapalı spor salonunda 48 ilden 279 sporcu ve 35 hakemin katılımıyla devam ediyor. Müsabakalarda mücadele eden boksörler ve hakemler şampiyonayı BRTV'ye değerlendirdi. Türkiye Liseler Arası B grubu Gençler Ferdi Boks Şampiyonası Karabük'te yapılıyor. Dün itibariyle tartılarımızı yapıp müsabakalara başladık. Müsabakalara 279, Türkiye genelinde 279 sporcu katıldı. 48 il var katılan. Şu ana kadar müsabakalarımız gayet güzel bir şekilde gidiyor. Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi İbrahim Avcıoğlu baş hakemlerden. Biz buraya Türkiye Boks Federasyonumuzu temsilen geldik. Okul sporları maçlarına liseler arası şampiyonada 48 ilden 279 sporcu ile ve 35 hakemle bu turnuvayı inşallah bitireceğiz. Turnuva çok iyi gidiyor. İyi boksörlerimiz var. Bu turnuvayı pazar gün saat 11'de finallerle bitireceğiz inşallah. Sayın Valimizin, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürümüzün ve il spor müdürümüzün katılımlarıyla dün açılışımızı yaptık. Çok da güzel bir seremoni yapıldı. Sayın Valimize de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu maçları başarıyla bitirip Ankara'ya dönüş yapacağız. Buradaki başarılı çocuklarımız ileride milli takıma çağrılacaklar. Atla.
olabilir. Sinop'tan Erkan Keskin. Sinop'tan katılıyorum Karabük boks yarışmasına. Öncelikle çok mutluyum. Tabii diğer rakipleriyle bir şampiyon olmayı planlıyorum. Zorlu tabii antrenmanlara çalıştık. Zorlu süreç geçti biraz. Tabii Murat Hocam sayesinde çalışıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah şampiyon olacağız. Tabii inşallah 2024 olimpiyatlara katılmak istiyorum. Tabii Murat Hocam sayesinde antrenmana devam edip 2024 olimpiyatlarına katılmak istiyorum tabii. İsmim Ali Saralioğlu. 6 yıldır boks yapıyorum. Trabzonluyum. Lise öğrencisiyim. Birazcık zor bir maçtı ama imkansız değildi. Alabileceğim ikinci roundda kararlaştırmıştım zaten kendimce. İyi maçtı. Rakibini de tebrik ediyorum. İyiydi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının B Gençler Boks müsabakalarını Karabük'te başladık. Gong'la birlikte başlayan bu maçlarımız çok heyecanlı ve serüveni güzel geçiyor açıkçası. Her dalda tabii olduğu gibi bu dalda da knockout veya orta hakem kararıyla biten maçlar tabii ki fazlasıyla var. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileyeceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. BRTV ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.